Podcast'e hoş geldiniz, umarız tüm iyi şeyler hep üzerimize gelir. Geçen yılın sonu için vergi beyannamesi vermeyeli bir hafta oldu. Bugün gerçekten çin böreği yemek istiyorum. Bu yüzden evin kızarmış böreği soydu. Yorucu bir iş gününden sonra aç olan varsa diye düşünüyorum. Ama evin kapısını açıp bu böreğin kokusunu alır almaz muhtemelen iştahlarını kontrol edemediler. Teorik olarak çin böreği böyle yapılır. Ama ben evdeki malzemelerle börek yapıyorum. Birçok nesil Vietnam halkının tanıdık bir yemeği çin böreğidir. Çin böreği Vietnam halkının tanıdık bir yemeğidir. Çin böreği yapmanın yolu çok zengin ve bölgesel bir kimliğe sahip. Yani her bölgeye bağlı olarak sigara böreği yapmak için kullanılan malzemeler farklı olacaktır. Tipik bir örnek, Norveç'te yaşadığımda, Çin böreği yapmak için Vietnam'dakilerden farklı malzemeler kullanmamdır. Ya da başka bir de işte. Çin böreği herkesin damak zevkine uygun malzemelerle yuvarlıyorum. Kuzey Vietnamlılar domuz etinden yapılan Çin böreğinin içini, bol miktarda sebzeyi, ince pirinç kağıdıyla sarılmış Çin böreğinin dış kabuğunu yemeyi severler. Kuzey Vietnamlılar Çin böreği nem diyor. Güney Vietnamlılar ise deniz ürünleri, taro ile karıştırılan Çin böreği yaparlar ve böreğin dış kabuğu pi pirinç kağıdı ile sarılır. Çin böreği sosu, Güney Vietnamlılar genellikle böreği sosu daha tatlı, biraz daha baharatlı yaparlar. Vietnam'da birçok bölge var, onlar da kalın daldırma sosu şeklinde Çin böreği daldırma sosu yapıyorlar. Çin böreği kızartılıp tabağa alındığında çekici sarı Çin böreği, çıtır çıtır börek ve böreğin içlerinden gelen aroma herkese bir çekim duygusu getirecektir. Herkes bu yemeğin tadını bir an önce tatmak ister. Bir gurme iseniz, birçok farklı türde Çin böreğinin tadını çıkarmış olmalısınız. Ancak Çin böreği yediğinizde kendinizi rahatsız hissetmenizde kaçınılmaz olacaktır bu durumu aşmak için neden böreği kendiniz yapmıyorsunuz? Lezzetli çin böreği yapmak ve evde tadını çıkarmak istiyorsanız, aşağıdaki makale size böreği nasıl basit ve takip edilmesi kolay hale getireceğinizi paylaşacak ve size rehberlik edecektir. Çin böreği nasıl yapılır? Çin böreği yuvarlarken, ana dolgu, yemeği daha lezzetli hale getirmek için sebzeler gibi diğer birçok malzemeyle birleştirilen ettir. Çin böreği yerken sıkılmayacaksınız. Karides, havuç, mantar, soğan, fasulye, erişte ile birlikte domuz eti en popüler çin böreği dolgusudur. Çünkü bu malzemeleri bulmak kolay ve tüm Vietnamlılar için uygun fiyatlı. Evde karidesleri dondurucuda tutmuyorum. Bu yüzden çin böreğinin dolgusunu karidessiz, fasulye filizsiz, shiitake'siz yaptım ve baharat veya MSG kullanmadım. Norveç'te satılık manyok kökü yok. Bu yüzden manyok köklerini beyaz turpla değiştirdim. Hazırlanışı: 1 saat. Kızartma: 30 dakika. Toplam süre: 1 saat 30 dakika. Öğün: Ana yemek. Uzmanlıklar: Vietnam. Anahtar kelime: Çin böreği. Porsiyon: 6 kişi. Kalori 295 kilokalori. Bileşen. 25-30 pirinç kağıdı rulosu veya çin böreği veya pi pirinç kağıdı. 250-300 mililitre yemeklik yağ. Malzemeler, çin böreği yapın. 300 gram kıyılmış domuz omuzu. 100 gram taze karides. 2 havuç. 1 soğan. 100 gram fiyat. 1 bölü 2 fasulye veya alabaş veya beyaz turp. 100 gram erişte. 50 gram tahta kulak. 50 gram şitaki mantarı. 3 dal taze soğan. 3 yumurta. 1 çay kaşığı baharat veya MSG. 1 bölü 2 çay kaşığı limon biberi veya öğütülmüş siyah. Sos malzemeleri 2 yemek kaşığı balık sosu 2 yemek kaşığı beyaz şeker 2 yemek kaşığı sirke 10 yemek kaşığı ılık su 1 yemek kaşığı kıyılmış sarımsak 2 adet kıyılmış sivri biber 1 bölü 2 çay kaşığı öğütülmüş karabiber Öğretmek Adım 1. Çin böreği için malzemeleri hazırlayın. Birinci kaliteli bir domuz budu seçin, yıkayın ve kıyın. İkinci taze karidesin kabuklarını soyun, başını, kuyruğunu ve arkasını ayırın ve yıkayın. Ardından karidesleri kıyın ve biraz tuzlayın. Üçüncü erişte, tahta kulak, shiitake mantarları, yıkanır, sonra yumuşak bir şekilde ıslatılır. Dördüncü ahşap kulak ve şitake mantarlarını ince ince doğrayın. Haylan deriştesi yaklaşık 2 cm uzunluğundadır. Beşinci havuçlar, yumrular yıkanır, soyulur ve dilimlenir. Raf yıkanır, süzülür. Altıncı soğan, taze soğan, kabuklarını soyduktan sonra köklerini kesin, yıkayın ve bezelye büyüklüğünde doğrayın. Fiyat sadece 2-3 kez olmak için kullanılır. Adım 2. Çin böreği malzemelerini karıştırın ve marine edin. Birinci doğranmış tüm et, sebze ve yumru malzemelerini karıştırma kabına koyun. İkinci çin böreği doldurma kabına baharatları, baharat doğumlarını, monosodyum glutamatı, biberi ekleyin. Üçüncü çin böreği doldurma kabına 2 yumurta kırın. Dördüncü çubuklarla veya naylon eldiven giyerek elle iyice karıştırın. Dolgu hala gevşek veya kuru ise, bir yumurta daha ekleyin. Beşinci karıştırdıktan sonra, çin böreğinin baharatları emmesi için dolguyu yaklaşık 5-10 dakika dinlendirin. Adım 3: Yaylı ruloları yuvarlayın. Birinci karışık çin böreğinden yaklaşık 1,5 yemek kaşığı çin böreği kabuğuna veya pi pirinç kağıdına alın ve ardından bunları rulo şeklinde sarın. İkinci tüm yaylı rulolar kaseye girene kadar ruloları yuvarlamaya devam edin. Adım 4, Çin böreği kızartın ve bitti. Birinci tavayı ocağa koyun ve kızartma yağını yavaşça tavaya dökün, böylece yemeklik yağ, börekleri kızartırken, böreklerin en az yarısı kadar kızarsın. İkinci kızartma yağı sıcakken, her bir Çin böreğini tavaya almak için yemek çubuklarını kullanın. Üçüncü çim böreği ilk kez kabuk açık sarı olana kadar kızartın, sonra çıkarın ve soğumaya bırakın. Dördüncü ikinci kez, çim böreği altın rengi kahverengi olana kadar kızartın, çim böreği topladığınızda, çıtır çıtır böreği hissi var. Adım 5, daldırma sosu yapın ve tadını çıkarın. Birinci balık sosu, beyaz şeker ve sirkeyi ılık suda eritin. 2. Kıyılmış sarımsak, kıyılmış kırmızı biber ve karabiber ekleyin. 3. Baharatlayın, tadın, sosun tadına bakın, ardından çin böreği ile tadını çıkarın. Beslenme Kalori, 295 kilokalori Ayrıntılar, çin böreği nasıl yapılır? Adım 1. Çin böreği için malzemeleri hazırlayın. Çin böreği işlenirken malzemelerin seçimi çok önemlidir. Çünkü bu yemek birçok çeşit et, sebze, kök, baharatın birbirine karıştırılmasından oluşuyor. Her bir malzeme özenle seçilmiş, taze, gıda güvenliği ve yeni sağlayan, lezzetli çin böreği yaratacak, tadını çıkarırken huzur. Tercihinize göre pirinç kağıdı almayı tercih ediyorsunuz. Manifatura mağazalarında, bakkallarda ve süpermarketlerde bulunurlar, bu nedenle satın almaları kolaydır. Bu kabuk, yaylı ruloların içindeki dolguyu sarma ve sabitleme etkisine sahiptir. Çin böreği kızartıldığında, çiğnendiğinde çin böreğinin kabuğu çıtır çıtır olur, lezzetli, güzel kokulu bir his verir. Pirinç kağıdı ile karşılaştırıldığında, çin böreği daha kalındır ve kızartıldığında daha koyu ve çıtır olur. Domuz böreği için yağsız kısmı almayı tercih edersiniz. Bu kısım oldukça kalın, tatlı, çok yağsız ve çok yağlı değil. Domuz eti yıkanır, sonra kıyılır. Domuzu bir blender ile öğütebilirsiniz, ancak eti çok ince öğütmemeye dikkat edin. Taze karides almayı seçiyorsunuz. Satın aldıktan sonra, karidesin kabuğunu soyup, başını, kuyruğunu, arkasını çıkarın ve ardından karidesi yıkayın. Karidesleri yer fıstığı büyüklüğünde kıyıp biraz tuzla marine ediyorsunuz. Karidesleri çok küçük kıymayın, böylece daha sonra çin böreği kızartırken çin böreği içindeki çıtır beyaz karidesleri net bir şekilde görebilirsiniz. Kurutulmuş karides kullanıyorsanız, karidesi yaklaşık 30 dakika bekletin, ardından temizleyin ve kıyın. Erişte, tahta kulak, shiitake mantarı kullanmadan önce ıslatılmış Lütfen görünümü kontrol edin. Bu kuru madde küf veya küf varsa o zaman kullanmamalısınız. Erişte, ağaç kulağı ve shiitake mantarlarını yıkadıktan sonra yumuşayana kadar bir süre ıslatın. Ardından tahta kulağı ve shiitake mantarlarını doğrayın. Erişte gelince yaklaşık 2 cm uzunluğunda kesin havuç, bezelye, soğan, taze soğan ve fasulye filizlerinin kabuklarını soyun, köklerini çıkarın, ardından yıkayın ve süzün. Havuç, bezelye ve soğanı doğrayın, bezelye büyüklüğünde doğrayın. Sebzeleri doğramanızı tavsiye ederim. Öğütülürse, sigara böreği karıştırılırken ezilir ve sulu olur. Ayrıca sigara böreği dolgusunda açıkça görülecek olan dilimlenmiş sebzelerin börekleri kızarttıktan sonraki şekli çok iştah açıcı ve ilginç görünüyor. Pek çok insan merak ediyor, tahmin edecekler, bu kadar lezzetli olan böreği hangi malzemelerle yapıyorsunuz? Güney Vietnam halkının böreklerinde dilimlenmiş taro da vardır. Daha sonra altın sarısı olana kadar kızartılır. Böreklerin içine konur ve böreklerin etli, aromatik tadı ortaya çıkarmasına yardımcı olur. İsterseniz sigara böreği dolgusunda daha fazla taro hazırlayabilirsiniz. Adım 2: Çin böreği malzemelerini karıştırın ve marine edin. Bir kase veya karıştırma kabı hazırlıyorsunuz ve ardından tüm et ve sebze malzemelerini kaseye koyuyorsunuz. Ardından baharatları, biberi kaseye koyun. Ki yumurta daha ekliyorsunuz. Hem beyazlar hem de sarılar dahil. Yumurtalar, malzemeleri bağlamaya yardımcı olacak ve dolguyu daha yumuşak hale getirecektir. Fin böreği piştikten sonra dikkatli bakarsanız yumurtaların içindeki dolguya yapıştığını göreceksiniz. Karışımı yemek çubuklarıyla veya naylon eldiven giyen ellerinizle iyice karıştırın. Unutulmamalıdır ki, doldurma pürüzsüz ve eşit olana kadar yaylı ruloları karıştırın. Fazla karıştırmaktan kaçının, malzemeleri ezin, dolgu sulu olacaktır dolgunun hala gevşek veya kuru olduğunu fark ederseniz, bir yumurta daha karıştırabilirsiniz. Karıştırdıktan sonra, böreklerin baharatları emmesi için yaklaşık 5-10 dakika dinlendirin. Adım 3. Yaylı ruloları yuvarlayın. Çin böreği yuvarlamadan önce, yumuşaklığını kontrol etmek için kabuğa dokunuyorsunuz. Çin böreği biraz kuruysa, böreğin üzerine bir kat sirkeli su uygulayın. Çin böreği kızartıldıktan sonra sirke ile karıştırılan su hem kabuğun yumuşamasına yardımcı olur hem de böreğin daha çıtır olmasını sağlar. İlk kez mutfağa girenleriniz için, Çin böreğini kızartırken kırılmadan veya patlamadan tamamen güzel hale getirmek için biraz ustalık gerekir. Yaylı ruloları yuvarlamak için sırayla şu adımları izleyin. Karışık sigara böreği dolgusundan yaklaşık 1,5 yemek kaşığı alıp, pirinç kağıdının alt kenarına yakın ortasına koyun. Tam bir tur ileri atıyorsunuz. Kızartma sırasında sigara böreğinin yırtılmasını önlemek için dolguyu çok sıkı sarmanıza gerek yoktur. Ki ucunu yavaşça aşağı doğru bastırın ve çekirdeği tekrar içe doğru yuvarlak bir silindire doğru itin. Devam ederek, kabuğun kenarlarını ortaya doğru katlayın ve yaylı ruloları yuvarlayın. Devam edin ve yaylı ruloları kabuk gidene kadar ileri doğru yuvarlayın. Kabuğun kenarını aşağı çevirin, böylece yaylı rulolar yuvarlanır ve serbest kalmaz. Kabuk kendine yapışacaktır. Yapışmıyorsa kabuğun kenarına ince bir tabaka sirke sürün. Daha sonra rulo yaptığınız börekleri bir tabak veya tepsiye dizin. Dikkat edin, çok uzun süre bırakmayın dikkat edilmezse, kabuk yumuşak olacak, tabağa veya tepsiye yapışacak ve ardından sigara böreği yerinden çıkacaktır. Adım 4, Çin böreği kızartın ve bitti. Tavayı ocağa koyuyorsunuz ve kızartma yağını yavaş yavaş tavaya döküyorsunuz. Yemeklik yağ miktarını tahmin edersiniz. Tavadaki yemeklik yağ, böreklerin en az yarısına batırılır Böylece kızartırken börekler çıtır çıtır ve çabuk pişer. Kızartma yaparken sıcak yemeklik yağ ve sıçrayan yağdan kaçınmanın bir sırrı var, uygulamak için hemen başvurmalısınız. Yağı tavaya dökmeden önce limonu tavanın dibine yaklaşık bir dakika olun. Yağ sıcakken tavaya bir dilim taze limon koyun. Kızartma yağı sıcakken, her bir yaylı ruloyu tavaya almak için yemek çubuklarını kullanın. Tavaya aynı anda çok sayıda Çin böreği koymayın. Börekleri birbirine yapışmayacak şekilde aralıklı olarak diziyorsunuz ve kızgın yağ böreklerin her tarafına değiyor, böylece yufkalar eşit şekilde pişiyor. Yaylı ruloların yuvarlak yaylı rulolar şeklinde olmasını sağlamak için tavada börekleri yuvarlamak için yemek çubuklarını kullanırsınız. Börekleri tavaya koyup bir tarafı altın sarısı olana kadar bu şekilde bırakır ve sonra diğer tarafını çevirirseniz, börekler ezilir ve çirkinleşir. Tecrübelere göre iki ateşte kızartılan sigara böreği daha çıtır olacaktır. Yani ilk kızartma sırasında kabuk açık sarı olduğunda çin böreği çıkarırsınız, böreği soğumaya bırakın. Bir süre sonra, Çin böreğini ikinci kez kızartın veya daha sonra kullanmak üzere hava geçirmez bir kapta saklayın. Çin böreğinin ikinci kez kızartılmasında, Çin böreğini altın sarısı bir renk alana kadar kızartın. Çin böreği alın, çıtır çıtır böreği hissedin. Çin böreğini iki ısıda kızartmak için tavaya çok yağ koymanıza gerek yok. Börekleri delikli tepsiye alın, yağlarını süzdürün ya da yağlı kağıt serili tepsiye dizin. Lezzetli börekler, standart şu ki, börekleri gördüğümüzde hemen tadını çıkarmak istiyoruz. Et ve sebzelerin tatlılığı serpiştirilmiş, çin böreği dolgusu ile birlikte çıtır çıtır, parlak altın rengi kabuk. Hem işleyenin hem de yenin damak tadını kesinlikle tatmin edecektir. Adım 5. Daldırma sosu yapın mükemmel çim böreği yapın, lezzetli bir daldırma sosu yaptığınızdan emin olun. Size temelleri nasıl yapacağınızı göstereceğim. Balık sosu, beyaz şeker, sirkeyi 1, 1, 1, 5 oranında ılık suda eritiyorsunuz. Sonra kıyılmış sarımsak, kıyılmış kırmızı biber ve karabiber ekleyin. Tekrar tadın, asitliği ayarlamak için tuzlu, tatlı, damak zevkinize göre. Soğutulmuş kaynamış suda kullanabilirsiniz. Ancak ılık su, karıştırırken malzemelerin daha hızlı çözülmesine yardımcı olarak sarımsağın daha fazla esansiyel yağ salmasına yardımcı olur. Çin böreğini kalın ve tatlı bir daldırma soslu daldırmayı seviyorsanız, şekeri ekleyin ve ardından suyu azaltın. Çin böreği nasıl yapılır ve keyfini çıkarın. Çin böreği, besinlerle dolu bir ana yemektir ve güzel bir altın rengine sahiptir. Bir tepsi pirinç içinde sunulduğunda tokluk hissi uyandıracak ve tat tomurcuklarını harekete geçirecektir. Tatmak için yiyecek Sadece yetişkinler için değil, çocuklar da börekleri kolayca yerler çünkü dolgusu yumuşak ve tatlıdır ve kabuğu çıtır çıtırdır. Birçok insanın sevdiği çok lezzetli bir kombinasyon. Erişte, çiğ sebze ve turşu ile servis edilen Çin böreğidir. Aileniz için bu geliştirilmiş yemeği hazırlamanız çok uzun sürmeyecek. Tatlı ve ekşi dip sos, erişte, çıtır börek, tutumlu çiğ sebzeler, çıtır turşu, gerçekten lezzetli, fikir dolu. Çin böreği denilince pek çok kişinin aklına hemen sofra ve tet tatilleri gelir. Çünkü bu yemek çok tanıdık. Misafir ve toplantı yemeklerinde börekler her zaman bulunur. Sin böreği, ev hanımlarının aileye ve arkadaşlara lezzetli yemekler ikram ederken titizliğini ve özenini sembolize eder. Birçoğunuz, akraba ve arkadaşlarınızı bir araya getirmeyi planlarken veya tet yemekleri hazırlarken ne yapacağınızı merak ediyorsunuz. Size pişirmesi kolay bazı geleneksel yemekler öneriyorum. Yapışkan pirinç, gaclı yapışkan pirinç, muz çiçeği salatası, kızarmış domuz eti, tuzda kavrulmuş tavuk. Ayrıntılı pişirme ile bu yemekler lezzetlidir. Paylaşıyorum ve yemek pişirmeyi biraz basitleştirmenize yardımcı olmayı umuyorum. Kanalı beğenin, paylaşın ve destek olun. Dostça karşılama. Antaniel, McDonald's Podcast 27 Nisan 2023